Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Önemli bir video olacak. Evet arkadaşlar, Sebe Melikesi Süleyman Aleyhisselam zamanında yaşamış çok güçlü bir hükümdar kadındır. Onun da kutsal ve mucizevi eşyaları vardı, takıları vardı. Hazreti Süleyman'ın yüzüğü gibi Sebe Melikesi'nin de 33 tane zümrüt kolye vardı. 33 tane taşlı. Bu manevi bir meseledir ve bu bir arkadaşımızın rüyasına gitme ihtimali vardır. Rüyada görme ihtimali yüksektir. O ona bir mesajdır ve Sebe Melikesi'nin yolunda devam edecektir. Ve güçlü, kudretli bir ruha sahiptir. Kendisi de kıymetlidir ve kadim geçmiş zamanın geçmiş bilgilerinden bizlere sunacaktır. Böyle bir zamandır ki her şey açığa çıkacak. Ahir zaman, öyle bir ahir zamandır ki dağlar yürüyecek arkadaşlar ve dağlar patlayacak. Şimdi bu zamanda, bu kötü gidişatta tabii ki anlaşılmaz videolar çekiyorum. Zaman içerisinde bu videolarımın doğru çıkmasıyla aslında insanların aklındaki Çetin ne diyor, Çetin'den anlamıyoruz gibi kelimeler duyuyorum. Yalnız videolarımı düzenli şekilde, her videomu düzenli canlı yayınlara katılanlar bazı durumlara şahit olabiliyor. Misal 155 tane rüyamın doğru çıkmasını takip edebiliyor. Ama bir videoyu izleyip de 5 videoyu izlemeyenler tabii ki konudan uzak kalıyor, bağlantı kurulamıyor ve bu şekilde bilgileri kapatabiliyor. Bugün dünyada bu şekilde video yapan dünyada sadece bir Çetin Tatar vardır. Ve Çetin Tatar'ı keşfeden kıymetli ruhlar vardır. Değer veren, bağış yapan, katıla üye olanlar vardır. Bu gökyüzünden yağan yağmurdur. Merhametli, rahmetle yağan bir yağmur gibidir. Evet arkadaşlar. Sebe Melikesi tekrardan dirilmiyor. Onun önemli gücü bir kadına geçiyor ve Sebe Melikesi'nin bir lakabıdır ve rüyada bana gösterilen bu kadınlar birleşecek ve kendi güçlerini, kendi maneviyatlarını birleştirip çok önemli işler başaracaklar. Tabii bunlar Tarık Yıldızı ile alakalıdır. Tarık Yıldızı'nın verdiği bilgilere göre ben konuşuyorum. Kimi diyor Kur'an'da var mıdır? Hayır. Ama Kur'an'da şöyle bir mesele vardır. Nur suresi 55. ayette bir topluluğun toplanacağıyla ilgili bir bilgi vardır. Tabii ki insanlar okuduğu Kur'an'ı anlamıyor. Mümin nedir? Mümin nedir? Özellikle Sebe suresi 41. ayeti veya 40. ayetle beraber okurlarsa Arapçasını bilenler anlayacaklardır. Yoksa manipüle edilmeye devam edeceklerdir. Onun için Sebe Melikesi'nin o suç sayısı bu arkadaşımızın önemli sayısıdır. Ve bu kutsal zümrüt taş kıymetlidir. Şimdi bu kutsal dediğimiz mesele toprak dünyada olan bir zümrüt değildir. Bu başka bir alemden gelmiş. Özellikle bazı doğaüstü olayları gerçekleştirebilme meselesi içinde vardır. Bu Süleyman Aleyhisselam'ın yüzüğü Musa Aleyhisselam'ın asasına benzer. Kıymetlidir ve ait sandığıyla ilgisi yoktur. Onun için arkadaşlar, kıymetli bir zamandayız. Bu kıymetli zamanın kıymetli insanlarına sesleniyorum. Ahir zamanın insanları kıymetli insanlardır. Tabii ki arada kendini kaybetmiş, tabii ki reptilyanlara uymuş, nefsine uymuş İnsanlar da aramızdan ayrılabilirler. Bu
normal bir durum. Ben bunu şu şekilde değerlendiriyorum. Gemiden düşenler gibi değerlendiriyorum. Tabii ki sebebi şudur ki aldığım bilgiler vardır. Kendi nefsimden konuşmuyorum. Hani olmayan, görünmeyen bazı karanlık güçler vardır. Ve bunlar bazı insanların içerisinde yuva kurmuş ve onları bir karargah gibi kullanabiliyorlar. Bunu biliyorum ve idrak ediyorum arkadaşlar. Onun için bu videolara kıymet verenlere saygılar ve melekler sizinle olsun. Allah sizinle olsun arkadaşlar. Mavi suyu içecek kadın da kıymetli bir kadındır. Tabi mavi suyu içecek kadının şöyle bir özelliği vardır. Artık bilgi akışları güçlendi. Dualar kabul olmaya başlandı. Özellikle bu mavi suyu içecek kadın hakkında bazı kardeşlerimiz yanlış anlaşılmalara yol açacak kelimeler kullanabiliyorlar. Mavi suyu içecek kadın çok kötü ortamlardan, çok kötü hayat şartlarından temizleme sürecine girmiştir. Karanlık ruhunu beyazlatma yolunda çok hızlı adımlar atmıştır. Tabii ki ailevi sıkıntılar, ekonomi, her neyse bunların üstesine gelecek bir ruha sahiptir. Tabii arada bazı sıkıntılar yaşasa da, ani kriz patlamaları, sinir patlamaları yaşasa da ama işin sonunda inşallah başaracak ve mavi suyu içecektir. Mavi suyu içtikten sonra tabii ki hayatında çok önemli değişimler olacak ve insanlar için çalışacak. Mavi suyu içecek kadın öncelerde tabii ki her normal insan gibi yaşayan ve aslında hayatta beklentileri olan bir insanken maddi olarak, manevi olarak şu anda kendini Allah'a bağlamış, Allah için çalışıyor ve ölümü bile göze alabilecek kapasiteye gelmiştir. Çok kısa sürede bunu başarması zaten mavi su içecek kadına yakışır bir hareket biçimiydi. Tabii ki önemliydi, kıymetliydi. Bana göre başarılıdır ve başaracaktır. İnşallah en iyisi olacak ve bu ilimde kıymetli, kıymetli makamlarda olacak. İnanıyorum arkadaşlar. Arı kraliçe yorgun, arı kraliçe ise yorgun ve dargındır. Dostlar, ah dostlar. Ama şöyle dostlar da vardır ki kadim dostlar. Onlar her zaman yanındaydılar ve her zaman ona destek oldular. Aslında kıymetli kıymetli insanlar da doğurmuştur ve büyütmüştür. Çok kıymetli insanlar etrafında vardır ve onun Hazreti Ali ile bağlantısı vardır ve kıymetli bir sandık vardır. Sandığın içerisinde kıymetli bilgiler vardır. Zaman içerisinde daha iyi idrak etmiş olacak. İnşallah Allah uzun ömür versin. Dua edelim devamlı. Güç katsın Allah. Melekler yardım etsin. Allah yardım etsin. Bu kadınların meselesi önemli bir meseledir. Tabii ki tepki toplasa da ben bu konuda geri adım atacak değilim. Çünkü bana verilen bilgileri size sunuyorum. Allah'ın takdiriyle olan şeylerdir. Elimizde olan bir yetki değildir. Elimizde olan bir makam değildir. Bazı insanlar seçilmiştir. Bazı insanlar seçilmişlerin yanında kömürlenmesi gerekiyor. Bu böyle bir zamandır arkadaşlar. Evet, arı kraliçe bugünlerde daha mutlu olacağını düşünüyorum. Çünkü penceresinden giren nurlar vardır. Eğer görürse melekler vardır ve ruh rehberleri vardır. Kendisini çok hızlı bir şekilde daha fazla donatarak aslında dua gücünü de güçlendirerek, frekanslarını yükselterek bana göre çok önemli işler yapacak, kıymetlidir ve yanındakiler de onunla beraber mutlu olacaktır. Kendisi aslında bir mutluluk kaynağıdır. Dünya için bir mutluluk kaynağıdır. Ama bazı insanlar anlamasa da bazı insanlar ona olan kinleri hep reptilyanlardan dolayı oldu. Hep reptilyanlar etrafını boşaltarak ona zarar verdirmek isteyerek
veya onu bu işten uzaklaştırma gibi vesveseler verseler de kendisi ömrünü Allah için adamış bir kadim ruhaniyettir. Allah seninle olsun. Evet, asası olan kadından da bahsetmem gerekiyor. Asası olan kadın çokça sinirleniyor, üzülüyor gençlerin haline, gidişattan. Ama yüreği bir pamuk gibidir. Kendisi çok sert görünse de, asası olsa da, aynen Musa Aleyhisselam'a benzer bir kadındır. Musa Aleyhisselam gibi yöntemleri vardır. Enteresan, kıymetli bir hayatı vardır. Tabii ki gökyüzüne bakarken göz perdelerinin açık olması kıymetlidir. Kalbinde akan şiirler vardır. Onu yazan bir kalem vardır arkadaşlar. Onun için daha fazla buna yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Kıymetlidir. Yürüdüğü yollarda acı çekse de, ayaklarda sorun olsa da, ama Allah'ın takdiriyle en güzel yerlerde, en güzel mekanlarda Allah ona yardım edecek ve melekler ona yolculukta yardım edecekler. Peygamberlerin ruhaniyeti onunla olacak. O çok kıymetli bir zattır. O çok kıymetli bir insandır. Her zaman dualarını isteriz tüm kardeşlerimizin. Tabii ki bunlar önemlidir arkadaşlar, kıymetlidir ve enteresan bilgilerdir. Tabii ki bugüne kadar bu konularda anlam veremeyenler, bu kadınlar da nereden çıktı diyenler, aslında Nur suresi 55. ayette bakmaları önemli, rica olunur. Öyle haybeden konuşmak olmaz. 155 tane videomuzun doğru çıkması aslında bunun sizin inanmanız içindir. Benim hiçbir fonksiyonum yoktur. Allah vermeseydi bir şey bilemem. Allah bana bu bilgileri göndermese hiçbir şey bilemem. Onun için Allah bize yakınlaştırıyorsa bu bilgiler kıymetli bir yoldur. Dikenli yollar artık bitiyor Allah'ın izniyle. Daha güzel yollar olsun. Tabii ki dünyada stres dolu bir hayattadır. Tabii ki sıkıntılı aile içerisinde darbeler, aile içinde sıkıntılar yaşamıştır. Tabii ki bu aile meselelerinde her zaman zaferi elde etmiştir. Çünkü ilmi ledunu da vardır. İlmi ledunu da vardır. Ledun ilminden haberleri de vardır. Bilgi akışları güçlüdür. Onun için ruhu çok kıymetlidir. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir mesele vardır ama önceden hissedebilir ve sana Hızır gibi yetişebilir. Öyle bir yöntemi vardır. Şeyh Abdülkadir Geylani'nin asası gibi atar ve zalimin başına değer. Öyle güçlü bir frekanstadır. Güçlü bir anlayıştadır. Allah sizinle olsun inşallah. 85 derecesi 85 olan kadından bir haber yoktur. Anlaşılamayan bir meseledir. 85 meselesi bir sırdır. Benim çözümleyemeyeceğim bir sırdır. Kendisi halen ortada değildir. Derecesinde 8 ve 5 olan kardeşlerimiz oldu. Ama tam olarak istediğim sonuç değil. Bu bir sır olarak kaldı derece 85. Enteresan bir meseledir arkadaşlar. Ve 28 nolu kadın. 28 nolu kadının kafası çokça karışmış ama kalbi Allah için çarpıyor, Allah için yaşıyor, Allah için nefes alıyor. Gökyüzüne bakmak önemlidir ve kendi iç dünyasında mutlu olduğu kadar mutsuzdur. Çünkü bir uyarı almıştır. Bu uyarı inşallah önünde engelleri kaldırır ve ona önemli bir bilgelik verir Allah. Tabii ki kalbi çok temiz ve güzel bir kalplidir. Kalbi yeterince temizdir, güçlüdür. Allah sizinle olsun ve inşallah ikinci uyarı almaz. Daha ileri bir kademede geçer. Çünkü önemli bir ruhtur. Sadece farkına varamamış. Farkına varamadığı için tabii ki sarsıntıda, yani hayat sarsıntıda bana göre güçlenecek. Bana göre güçlenecek. İnşallah güçlenecek. Ve önemli bir kademede önemli olan kendisinin bulunmasıdır.
Allah sizin de olsun ve Allah bizim de olsun inşallah. Ve Mehdi Aleyhisselam'a ilk inanacak ve ilk yardım edecek olan beyaz at üzerindeki kadına gelelim. O da önemli bir kadındır. Çok kıymetli bir kadındır. Bu da gökyüzünde yeşil elbiseler üzerindeydi ve Mehdi'ye yardım edeceğini anlatmıştı. Çok kıymetlidir, önemlidir ve çok işleri düzelecek, kendi hayatında başarıya sağlayacak. Çünkü ruhu çok güçlü bir savaşçıdır, gerçek bir savaşçıdır. Siz onu bir savaşın en ön cephesine koyun Allah için, tek başına bile kalsa savaşacak bir gücü vardır, imanı vardır. Çok yüksek bir bilinci vardır. O çok öncelerde bulunmuştur bulunacağı yerde ve yapmıştır yapacaklarını. Yine tarih tekerrürden ibarettir ve tekrardan devam ediyor. O bir sultandır. O bir güç kaynağıdır. O bir moral, motivasyon kaynağıdır. O çok kıymetlidir. İşte herkes öyle olmuş olsaydı bugün dünyanın frekansı sevgiyle ve adaletle sağlanacaktı ve bu frekans yükselecekti. İnsanlar daha mutlu, daha eşitlikçi yaşayacaktılar. Tabii ki bu tür insanların çoğalması için Allah bazı meleklerini görevlendirdi ve melek kendisiyle irtibattadır. Allah'ın izniyle kendisi güçlü ve kudretli olacak. Allah'ın izniyle inşallah. Şimdi bu meseleler önemlidir ve pembe atı olan kadından da bahsedelim. Bu yeni bir bilgidir. Pembe atı olacak olan kadının kıymetli bir meselesi vardır. Kendisi pembe elbiseler içerisinde aslında kadınları toparlayıcı bir rolü olacak. O da duaları çok güçlü olacak. Yalnız ona bir süreç gerekiyor. Halen hazır olduğunu düşünmüyorum. Yani düşünecek, taşınacak, anlayacak ama şöyle, bu da mavi suyu içecek kadın gibi hızlı bir gelişim içerisinde. Çok hızlı bir gelişim içerisindedir. Ve o atı gerektiği yerlerde sürecek ve kullanacak. Önemli işler başaracak. Tabii bu güç birliği muazzam bir gücü ortaya çıkarmış olacak. Sevgi frekansını ortaya çıkaracak. Siz bunları basit zannedebilirsiniz. Dünya frekanslarla dönüyor. İnsanlar frekanslarının farkına varmamış. Onun için frekansınızı düşürmeyin. Daha güçlü odaklanın. Onun için arkadaşlar pembe elbiseli kadın da kıymetlidir. Kıymetlidir ve kıymetlidir arkadaşlar. Öyle bir kadındır ki kıymeti daha sonra çok anlaşılacak. Mavi suyu içecek kadın potansiyeli vardır. Yalnız görevleri farklıdır. Önemlidir. Kıymetlidir. Kıymetlidir arkadaşlar. Yolunuz açık olsun. Allah korusun ve Allah sizinle olsun inşallah. Ve böyle bir meselemiz de vardır. Meşterli Meryem. Meşterli Meryem'i de konuşalım ve bu videomuzu bu şekilde sonlandıralım. Meşterli Meryem daha önce önemli zamanlardan geçmiş, hayatın bazı zorluklarını yaşamış ama çok güzel bir dost edilmiş biridir. Meşterli Meryem'in dünyada olmasının sebebi aslında bir intikam meselesidir. Allah'ın takdir ettiği bir hayat sürecek. Yalnız bazı geçmişte kendisiyle uğraşan bazı insanlar oldu ve bazı metafizik meseleler oldu. Hazreti İsa onu kurtarmıştı o meselelerden. Tabii bu dönem biraz daha eski dönem değil. Aslında Meşterli Meryem'in kadim düşmanları vardır. Ve bunların içerisinde reptilyanlar da vardır arkadaşlar. Tabii ki onun işi biraz daha ağır ama kendine gelmesi için bir zamana ihtiyacı var. Tabii ki onun cincilerle işi olmamalıdır. Yoksa daha fena bir duruma düşebilir. Kendisi de hayat içerisinde hatalar yapmıştır. En azından 5 hata yapmıştır. Tabii ki kendisine verilecek olan bu bilgiler onu temizleyecek. Hem bedensel hem ruhsal olarak temizlik olacak. Allah'ın izniyle hayatta acılar çekmiş, aile sıkıntıları çekmiş, halen de çekmekte. Ama bu onun bir kaderidir, kendisi seçmiştir ve bunu aşmak için de dua etmelidir. Derin dualar edin birbirinize. Bu bilgilerden hariç daha gelecek olan bilgiler olursa 25'e yakın kadın vardır.
bana verilen bilgiler, ama bunları hazmetmemiz için öncelikle tanımamız gerekiyor ve erkekler meselesi de vardır. Erkekler meselesini biraz daha ikinci plana aldık. Zamanı gelince erkekler meselesini de videolarda bulacaksınız. Kadınlar, yeni kadınlar meselesini de zamanla göreceksiniz arkadaşlar. Bunlar nasıl ki söylediğim mavi nur gelecek, işte fuşya rengi nur, sarı nur, yeşil nur gelecek ve gökyüzündeki nurların gerçekleşme orayı gibi, depremler ve seller gibi ve anlattığım bazı önlemler ve meseleler gibi her şey ortaya çıktığı zaman daha fazla idrak edeceksiniz ve kadınlar ve dişil enerjinin yoğunluğu ve gücü artacaktır. Bir erkek olarak bunu söylüyorum ve gurur duyuyorum sizinle. Sevgili kardeşlerim, hepinize gurur duyuyorum. İnanın ki melekler sizi izliyor, bunu anlayın. Ama bazı kardeşlerimiz bu yolda düştüler. Çünkü kaldıramadılar. Ego, kıskançlıktan dolayı. Abi onlar ne olacak? Onlar da Allah onlara inşallah doğru yolu gösterir ve güzel gönderiyor olsun. Yine biz onlara dua edelim. Doğru yolu bulsunlar diye. Arkadaşlar, bu bilgilere sahip çıkın. Bu bilgiler çok kıymetlidir. Allah bizimle olsun ve her videomuzu izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar bir de beğenileri de atın arkadaşlar. Bu videonun önerilmesi amacıyla kıymetlidir. Ve katıla üye olmayanlar çok şey kaçırıyorlar. Katıla üye olmak herkesin elinden geleceği paradır. Durumu çok düşük olanlar bronz, biraz daha orta derecede olanlar gümüş, iyi durumu iyi olanlar altın, çok da iyi olanlar Halibadin gibi güçlü olanlar, zengin olanlar altına katılabilirsiniz kanalın yükselişi için. Arkadaşlar saygılar, herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Allah bizimle olsun.